Nürnberg çevresinde faaliyetlerini sürdüren Hüma Derneği Başkanı Gülşah Çınar, Sosyal Demokrat Parti Bavyera Eyalet Milletvekili Arif Taşdelen ve Hristiyan Birlik Partisi Uyum Kurulu Başkanı İsmail Akpınar, Hayat Günlük Bakım Evi'ni ziyaret ettiler. Her yaştan bakıma muhtaç Türk ve Müslümanlara kapılarını açan Hayat Günlük Bakım Evi'nin kurucusu Mühibe Serçe, ziyaretçilere faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Tek bir kelimeye hüngür hüngür ağlıyorlar. Sonra dedim ya, bir şeyler yapmam lazım. Bakım evinden yararlanan Türk vatandaşları gördükleri ilgiyi anlatırken duygulu anlar yaşadılar. Ne ağlıyorsun kızım? Ama çok güzel bir şey. Yani bu şekilde bir yardım. Eyalet Milletvekili Arif Taşdelen, bakım evindeki hizmetler hakkında bilgi aldı. Yapamadıklarını mı siz yapıyorsunuz, yoksa ailelerin biraz rahatlamaları bizim için? Ailelerin biraz gün enflasyon olması, tamam, için. Hani hem, tamam, çünkü bir hastaya bakmak çok zor. Taşdelen ve Akpınar yaşlı vatandaşlarımızla sohbet ettiler. Çocuklarınız var mı? Var var. 4 tane oğlan, 2 kızım var. 6 çocuk. Mühibe Serçe günlük bakım evinin faaliyetlerini mikrofonlarımıza değerlendirdi. Günlük bakım evinde kültürümüze yönelik kendi yemeklerimizden sunuyoruz. Burada pişiyor. Sabah evlerinden alıyoruz hastalarımızı. Getiriyoruz, burada bakıyoruz. Akşam da yeniden evlerine götürüyoruz. Burada kahvaltılarını veriyoruz. Öğlen yemeklerini veriyoruz. Öğleden sonra çay kahvelerini veriyoruz pasta olarak. Sonra da evlerine yeniden götürüyoruz. İğneleri, ilaçları, yara bakımları falan oldu mu da burada da onları da üstleniyoruz. Veya temel ihtiyaçları, tuvalete gitmeleri, yani yapamadıkları ne varsa burada yapıyoruz. 24 sene devlet kuruluşunda yaşlılara baktım ve orada son zamanlarda hep bizim Türk yaşlılarımızın daha çok çoğaldığını ve hep öyle bir yere geldiklerini gördüm. İçeri girince günaydın kelimesine hüngür hüngür ağlıyorlardı. O zaman dedim artık yok dedim, ben bir şeyler yapmam lazım. Bizim Türklerin adına hani bir şeylerin değişmesi lazım, bir şeyler yapılması lazım. O arada babam da rahatsız oldu. Onun için de böyle bir hepimiz çalıştığımız için üç kardeş. Babamı yalnız bırakmak içimiz el vermiyordu, hani nasıl şey yapabilir mi diye. O da araştırdım, hiç böyle bir yer yoktu. Alman bir yerini versem dilden hiçbir yararı olmayacaktı. Anlamayacaktı çünkü, gitmeyecekti bile. Bu problemleri görünce de dedim böyle bir şey şart Nürnberg'e. Ve işte kolları sıvadık, başladık.